Mersin Gazeteciler Cemiyeti, Yenişehir Belediyesi katkılarıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yine Yenişehir Belediyesi'nce düzenlenen Gazeteciler Nimet ve İhsan Tufan Parkı'nda düzenledikleri etkinlikle kutladı. Etkinlikte Nimet ve İhsan Tufan'ın torunu ve Tankut Tufan'ın oğlu Tayfun Tufan, aile büyüklerinin adını yaşattıkları için Yenişehir Belediyesi ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ne teşekkür etti. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Gazeteciler Cemiyeti Başkanım, değerli meslek büyüklerim ve Mersin basınına emek veren tüm basın mensubu arkadaşlar, hepinize saygılarımı sunuyorum. Bugün burada Nimet Tufan, İhsan Tufan Parkı'nda Mersin Yenişehir Belediyesi ve Gazeteciler Cemiyeti birlikte düzenlediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğinde bir aradayız. Yenişehir Belediyesi tarafından Mersin'imize kazandırılan ve şu anda tekrar bakım görüp canlanan bu parkın tekrar bu hale gelmesine emek veren herkese tekrar saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Mersin'de gazetecilik Son Haber ailesiyle başlıyor diyebiliriz. Ailenin gazetecilik geçmişi 1909 yılında Müezzinzade Tahir Efendi'nin Tarsus merkezli Tarsus gazetesini daha sonra Mersin'e de yayılıyor, çıkarmasıyla başlıyor. Daha sonra Tahir Efendi'nin damadı Fuat Selami Akbaş bayrağı devralıyor ve Mersin gazetesini çıkartıyor. Harf devrimi sonrası bu gazete Yeni Mersin adını alıyor ve 1980 yılına kadar yayın hayatına devam ediyor. Fuat Akbaş'ın kızı Nimet Tufan ve İhsan Tufan ise 1958'de Yeni Mersin'e alternatif olacak şekilde Son Haber'i yayın hayatına başlatıyor. Hem Nimet Tufan hem de İhsan Tufan Son Haber'de gazetecilik faaliyetleri ve dik duruşlarının bedeli olarak hapis cezalarına çarptırılıyor. Mersin'de taraflı tarafsız her kesimin saygısını kazanan Nimet İhsan Tufan çiftinin önderliğinde Son Haber bir gazetecilik okulu misyonu ve işlevi görüyor. Dönemine damga vuran birçok gazeteciyi de yetiştiriyor. Ve Son Haber altın çağını ise Tankut Tufan döneminde yaşıyor. Mersin Gazeteciler Derneği'ni kuran ve hemen akabinde basın ilan kurumunun üyeliğine seçilen Tankut Tufan 80 dönemine kadar etkin olarak rol alıyor ve Mersin basınına ve ülke basınına hizmet ediyor. Ben Tayfun Tufan olarak Akbaş ve Tufan ailelerinin 5. kuşak temsilcisi olarak şu an burada Son Haber gazetesini temsilen bulunuyorum. Sevgili annem Fatma Aymer ve ben elimizden geldiğince Son Haber meşalesini yere düşürmeden taşımaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince. Bugün burada bu etkinlik kapsamında geçmişi ve bugüne gösterdikleri saygı ve hürmet için başta Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit, Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Kaya Tepe'ye teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.